Arkadaşlar, değerli takipçilerimiz, hepinize merhaba. Şu an Belçika Brüksel'e dönüş yolundayız. Gezimizle ilgili ufak bir değerlendirme yapalım istedik. Ve kaptanımız, aynı zamanda rehberimiz, aynı zamanda kendisini Boğazların Kralı diye tanımlayan Üstad Eyüp Ensar Uğur'la birlikteyiz. Harika bir geziden sonra üstadımızın da yorumlarını almak için kendisine dönüyorum. Evet üstadım, gezimiz nasıl geçti? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle bir kısa özet yapayım. Paris'ten çıktık yola. Dostlarla el ele kol kola. Küçük bir şehre uğradıktan sonra Belçika'da bir 3 saat yolculuktan sonra Anvers şehrine uğradık. Avrupa'nın ikinci büyük limanı, pırlanta merkezi Anvers şehrine gittik. Caddelerinde, sokaklarında dolaştık. Dünyanın pırlanta borsası olduğunu gördük. Adeta küçük bir İsrail gibiydi. Her yerde Musevi insanlar, dükkanları, çarşıları gördük. Anvers şehrinde dostlarla oturduk. Çok keyifli söyleşiler yaptık. Bizim için sürpriz isimlerle orada tanıştık, kaynaştık. Anvers şehrinden sonra Brüksel'e geldik gece yarısı. Bir otelde kaldık. Altındaki Seyidoğlu'nda yine dostlarla, çok güzel insanlarla kahvaltı yaptık. Böylece keyifli bir birliktelikten sonra burada oturan çok değerli bir insan bize bir arabasını verdi. Biz de o arabayla yola çıktık. Şu anda ayrıldığımız yere giderken Löwen denen şehre uğradık. Üniversiteler şehri. O Löwen şehrinde yine bizim çok değerli bir arkadaş vardı. Onunla güzel bir kafede oturduk. Kaldığı otel odasında biraz dinlendikten sonra Amsterdam'a gitmek için yola çıktık. Efsanevi şehir dediğimiz Amsterdam'a. Amsterdam'da gece vakti arkadaşlar, burada çok genç ama iş adamı, girişimci, çok değerli bir insan topluluğuyla karşılaştık. Söyleşiler yaptık. Sosyoloji, tarih, din söyleşileri. Akşam vakti bir tanesi, gece vakti daha doğrusu, birlikte sağ olsun bizi ağırladı. İyi bir mihmandarlık yaptı. Ve onunla yemek yemeye gittik. Bir Türk restoranı, Adana, Antep, Urfa'yı anımsatan böyle bir menüsü olan bir yere gittik. Söyleme sayıp yediklerimizi de anlatalım. Sonrasında bir yerde konakladık. Yine orada güzel değerli arkadaşlar bizi çok sıcak karşıladı. Sonrasında ise benim daha önceki Amsterdam gelişimde içimde ukde kalan, yani gidemediğim değirmenli bir köy vardı. Eski su değirmenleri. Çok nostaljik görüntüye sahip. Oraya gittik. Ve orada o değirmenleri falan gördük, gezdik. Çok tabii tarihi bir şehirdi. Bize Rotterdam fakültesinde, düşünce okulunda, teoloji okulunda doktora yapan İslam düşüncesi üzerine çok kaliteli bir arkadaş eşlik etti. Oraları bize bu yönüyle bir rehberimizin, benim gibi rehbere rehberlik edecek adam olarak söyleyeyim, çok çok kaliteli bir rehberlik yaptı. Ve oraları gezdik, neler neler gördük. Takunya atölyesinden tutun Hollanda'ya has peynirlerin bulunduğu yere kadar böyle bir şey yaptık. Bir tur yaptık. Ama bizi bir sürpriz bekliyordu, o güzelim yemyeşiller, değirmen manzaraları altındaki o köyde. Arabamız çalışmadı. Çalışma nedenini bir türlü bulamadık. Benzin bitmiştir, benzin taşıdık. Marş kapaklarını söktük ama maalesef çözüm bulamadık. Gece vakti bir başka arkadaş geldi. Olmadı. Sabahleyi gece yine Amsterdam'a gidemedik. Merkezi gezemedik. Gece kaldığımız yere döndük. Ah burası bitti, hemen dönüş yapalım. Şuradan dönmeyeceğiz. Tamam, ileriden dönüş yapalım. Burası bitti. Şuradan bir dönüş yapacağız. Bir yolu kaçırdık. Sonra Amsterdam'dan şeye döndük. Şuradan bir yerden çıkabiliyor. Yok, bir sonradan. Şuradan dönüş yapalım bence. Devam. Yok dönmeyin. O şeyden dolayı verdi. Biz geri dönüş yapalım. Oraya gidelim. Sonra işte Amsterdam'a bir gün sonra cuma namazında bir yerde namazımızı kıldıktan sonra, cuma namazını, bir
şeye kermese katıldık. Yöresel lahmacun yemekler yedik, gözlemeler. Ve daha sonra Amsterdam'ı gezdik. Türkiye'den bir misafir o anda gelmişti geçici. Onunla birlikte gezdik. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Amsterdam hakikaten tarifi mümkün olmayan güzelliklere sahip bir şehir. Orta Çağ, 17. yüzyıldan kalma binalarla çevrili kanallar şehri, bisikletliler şehri, kat otoparkı gibi bisiklet kat otoparkları var. Bununla birlikte meydanları, devasa yapıları, Flemen merkezi, Amsterdam'ı keyfiyle gezdik. Çok kalite ve klaslı her şeyiyle, tertemiz bir şehirdi. Ondan sonra da Amsterdam'ı biz 1,5 gün gezdik herhalde. Ve daha sonra 2 gün yine bizim o doktora yapan arkadaşla birlikte onun şehri Rotterdam'ı gezdik. Rotterdam muazzam bir şehir. Avrupa'nın en büyük ikinci limanı gezdikten sonra bu sefer de birinci de nasip oldu. O da Rotterdam. Erasmus'un şehri. Hani öğrenci değişimine de adını veren 16. yüzyıl aydınlanma çağını başlatan büyük düşünürlerden Erasmus'un şehrini gezdik. Dünyanın dört bir yandan oraya ürün, meyve, sebzenin attığı bir ilginç bir hal binasını gezdik. Dünya mimarlık ödülü almış. Sonrasında Lahey'e gittik. Dahak mı diyorlardı Emir Bey? Valla ben de unuttum ya ismi. Valla Emir Bey de bana iyi bir arkadaşlık etti bu yolculukta. Kendisi bir hukuk fakültesi öğrencisi olarak uluslararası ceza mahkemelerin bulunduğu Lahey çok daha anlamlı oldu gezi ziyaret. İlginç bir binaydı değil mi? Evet, evet. Tarihi bir binaydı. Barış artık. Orayla alakalı birkaç düşünceyi sen söyle. Senin alanına göre. Valla şöyle, benim için gezi gerçekten güzel geçti. Özellikle Hollanda, Amsterdam, Rotterdam kısmı, Lahey kısmı. Çünkü ilk kez ben de buraya geldim. Hollanda'da özellikle gözlemlediğim konu Paris'e göre üst segment bir yer oldu. Her şeyin çok daha düzenli olduğu. Yaşanılabilir bir yer olduğunu, iklim açısından da öyle olduğunu, şehir düzeni ve planlaması açısından. Ben Amsterdam'ı da Rotterdam'ı da gerçek anlamda beğendim. Rotterdam'da özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ciddi bir mesafe kat ettiğini görmüş olduk. Değişik yapı mimarisiyle ve insanların son derece sempatisiyle karşılaştık. Onu da belirtmek istiyorum. Uluslararası Ceza Divanı'nın bulunduğu Lahey'de tabii ki herkes hukuka inanan, hukuku seven, demokrasiye inanan herkesi heyecanlandırdığı gibi beni de heyecanlandırdı. Ve özellikle uluslararası suç işleyen, insan haklarına aykırı muamelelerde bulunan diktatörlerin yargılandığı bir yer olması hasebiyle şu an ülkemizde de ciddi mağduriyetler yaşandığından dolayı çok anlamlı bir yer yani. Anlamlı bir yer açıkçası. Hukuk ve demokrasi açısından anlamlı bir yer. Benim için güzel bir gezi oldu. Eyüp Bey'le birlikte güzel bilgiler elde edindim. Güzel bir dostluk gezisi oldu bu. Daha sonraki gezilerde de birlikte inşallah güzel planlar yapmayı düşünüyoruz. Emir Bey, ne biliyor musun? Mekanlar, şehirler güzeldir. Ama birinci sıraya ben her zaman insan ilişkileri koyuyorum. Çok güzel dostlar bıraktık geride. Buna katılıyorum. Bu süreçte gerçekten güzel arkadaşlarla tanıştım ben de. Birbirinden güzel. Yani hangisiyle bir ortam mecliste kalsak öbürünü unutturacak kadar güzeldi. Aynen. Hatta bu dostluklar devamlı oluyor. Zaten böyledir. İnsan etkileşimleri, tanışmaları, tarih kitaplarını sıksan güzel işler önce bir tanışıklıklarla başlamış. Aynen. Evet. Bugün de hava çok güzel. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hava bugün çok güzel. Çok az güneş açar halbuki ya. Böyle nadir anlarda. Aslında Eyüp Bey yanımızdayken güneşe ihtiyacımız yok normal şartlar altında ama işte yeryüzünün kanunu böyle. Dolayısıyla seyahatimizi burada sonlandıracağız. Brüksel'e birazdan varmak üzere olacağız. Evet. Bir sonraki gezide buluşmak dileğiyle diyelim şimdiden. Eyüp Bey'den de size kocaman sevgiler. İnşallah bir başka gezide buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyoruz.